Evet, tekrar merhaba. Dedim ya, bugün benden inşallah sıkılmazsınız. Ama panelistler değişti. Onlar da yine birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsi de başarılı. Dolayısıyla biraz sohbet farklılaşır belki. O zaman benden sıkılmanız biraz düşer diye tahmin ediyorum. Hızlıca başlayalım. 50 dakika süremiz var. O süreyi iyi değerlendirelim. Ben önce Emre'den başlayayım, Emre Ekmekçi'den. Dernek başkanlığı yapıyorsunuz zaten. Sizin e-ticaret sektöründeki deneyimleriniz, sektör derneği başkanı olarak Türkiye'nin önündeki e-ticaret dair hem fırsatları hem de engelleri nasıl görüyorsunuz? İkisini beraber değerlendirelim. Buyurun. Evet Murat Bey, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hem Amazon'a, hem Boğaziçi Üniversitesi'ne, hem organizasyon tüm destekçilerine, içinde e-ticaret geçen olan konferansların zaten sayısı artıyor. Gündemimizde zaten artık pandemiyle beraber e-ticaret var. Özellikle tekrar teşekkür etmek istiyorum böyle bir organizasyonu yaptığınız ve bizi davet ettiğiniz için. ETİT Derneği sektörün şu anda %95 hacmini yapan firmalardan oluşuyor. 2007 yılında kurulduk. İşte 15. yılında aslında sektörle de beraber büyüyen bir dernekten bahsediyoruz. Şimdi sektör deyince tabii çok geniş bir kapsamda baktığımızda işte Türkiye'de e-ticaretin hani fırsatlar diyoruz. Artık perakendenin ortalama geçen sene %17.7'si, hatta belirli aylarda da %20'sinden ne yapan bir sektörden bahsediyoruz. Bu da ne demek? Yani 5'te 1'i, artık alışverişlerimizin 5'te 1'i Türkiye'de online'dan yapılıyor. Şimdi bu fırsatı artık görmek ve daha doğrusu görmemek belki en önemli önümüzdeki engellerden bir tanesi. Yani Türkiye pazarında ben e-ticaret yapmak istiyorum ve ürünlerimi, hizmetimi, işte biraz önce Armut.com'dan bahsettik. Yani boya hizmetini de artık online'dan satabiliyorsunuz. Yani alma tarafı tüketici zaten hazır. Tüketici her şeyi alıyor. Tüketici işte Vava Cars'ı dinledik. Evine arabayı da alıyor. Burger King'den hamburgeri de istiyor. Tüketici zaten siz hizmeti verdiğiniz sürece tüketici buna hazır. Önemli olan buradaki bence en önemli engel artık Türkiye'de biraz kafalarda. Yani bahaneleri bırakmamız gerekiyor. Ya ben bu e-ticareti nasıl yapacağım, ne yapacağım falan değil. Kafaya koyup bunu yapmak gerekiyor. Şimdi pandemi öncesine kadar yönetim kurullarında da, KOBİ'lerin kafasında da ya e-ticaret diye bir şey var, dijitalleşme diye bir şey var. İşte bir noktada bunu yaparız veya işte bizim yeğen var, ona bakıyor, bizim işte bir site yaptı, oradan bakıyor gibi. Veya çok büyük holdinglerde bile evet dijitalleşme diye bir konu var. Yani kabaca şimdi biz bunu gündeme yazmazsak da çok ayıp olur. Öyle bulunsun diye yapan şirketler vardı. Bir de Erman Hanım'ı hep örnek veriyorum ben. Yani Tab Gıda gibi bunu, dijitalleşmeyi merkeze koymuş olan firmalar vardı. Şimdi biz bunu çok net gördük. Pandemide çok net gördük. Bunu yapıyormuş gibi olan firmalarla gerçekten bunu DNA'sına yazmış olan firmalar arasında kat kat fark ortaya çıktı. Dolayısıyla bundan sonraki engel halen bence kafalarda ve bu stratejinin doğru şekilde kurgulanmasında. Pandemiden önce 70 bin tane KOBİ Türkiye'de, yani e-ticaret sistemine kayıtlı şekilde Türkiye'de online'da bir şey satarken bu rakam şu anda 500 bine geldi. Ha, ciddi bir bölümü yeme içme tarafında bunun, ama bu da daha gidecek yolumuzun, yani 500 bin de az. Türkiye'de KOBİ dediğimiz kaç tane KOBİ var? 5 milyona kadar gidecek bunun en azından yolu var. Dolayısıyla hala KOBİ'ler içindeki penetrasyon da az. Ben o yüzden kabul etmiyorum. Yani e-ticareti ben beceremedim, yapamadım değil. Bu konuda o kadar fazla program, yani bugün işte kickoff'unu yaptığımız one click, yani tek tıkla ihracat programı da dahil. TOB'un programı var, bizim derneklerim var.
şeylerin değişik odalarım var, firmalarım var, internette bedavadan eğitimler var, o var, bu var. Bunu yapmak istemenin bence önünde pek bir engel yok. İhracat da keza aynı şekilde. Yani ihracatta da oturup ben burada biraz önce genel müdürümüz de söyledi, ihracat genel müdürümüz de söyledi. Orada da çok iyi çalışmalar var ama ihracat yapmak isteyen de belki birazdan yetkin örneklerden bahseder. İhracat yapmak isteyen de bunu yapabiliyor. Dolayısıyla burada bence en büyük eksik ülkede bu aydınlanmanın ve eğitimin verilmesi. Yani burada bir fırsat var ve bu fırsatı bir girişimci olarak, bir KOBİ olarak veya bir firma olarak ciddiye almak bence en önemli eksiğimiz. Diyeyim. Teşekkür ediyorum. Sözü verin. Gayet süreye de uygun bir şekilde başlamış olduk. Levent Hocam, siz hem girişimcilikle hem e-ticaret tarafıyla ilgili çalışmalarınız, araştırmalarınız var. Hem de danışmanlık da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla, bendeki notlardan okuduğum kadarıyla. Bu birikiminize dayanarak e-ticaretin KOBİ'lerin rekabetçiliğine ne kattığını, neler katabildiğini, ne katkılar sunduğunu bize anlatabilir misiniz? Buyurun. Tabii, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii Boğaziçi Üniversitesi'ne ve bu güzel organizasyonu yapan tüm sorumlulara, organizatörlere çok teşekkür ederim davetleri için. Şimdi tabii daha önceki konuşmacılar da şey yaptılar, belirttiler. Ben yani e-ticaretin işte yükseleceğinden, işte geleceğinin parlak olacağından falan değil de farklı açılardan bazı yorumlar yapmak istiyorum. Şimdi tabii dijital dönüşüm, az evvel Cenk Bey de bahsetti. CEO'ların, C-level pozisyondaki kişilerin birinci önceliği. Gerçekten de öyle. Yani benim baktığım son rakamlarda 7 trilyon dolar, 8 trilyon dolar gibi dünyada bir bütçe var. Dijital dönüşüm ve IT projelerine ayrılıyor. Ve maalesef bunların istatistik olarak biliyoruz ki %70-%80'i fail oluyor. Böyle de bir enteresan bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Tabii bunları nasıl başarılı hale getirmek gerekiyor? Tabii C-level yöneticilerin çok büyük bir omuzlarında büyük bir sorumluluk. Şimdi dijital dönüşüm temel olarak iki şey var, iki prensip üzerine kurulu. Birincisi, kısmen Cenk Bey de bahsetti, kendini teknoloji firmasına evriltemeyen firmaların yok olacağı gibi bir kehaneti var dijital dönüşüm. Bu birinci düsturu. İkinci düsturu da bir başkasını beklemeden firmalar aslında kendi kendilerini yok etmeliler diye bir metafor sunuyor bize dijital dönüşüm. Bu metafor bir aslında bir benzetme. Burada aslında en başarılı örneği olarak da mesela Amazon'u da verebiliriz. Mesela Amazon benim yaşım oldukça ileridir. Amerika'da üniversitede okurken MBA'yi falan, işte Amazon daha yeni bookstore'unu kuruyordu. Bana mesela sorsanız işte Amazon nedir diye, benim açımdan, benim şeyimdeki, yaş grubumdaki insanlar hemen işte online bookstore diye bir cevap verebilirler. Ama şimdiki gençlere sorduğumuz zaman Amazon AWS ile özellikle, Amazon Web Services ile çok ciddi anlamda dijital bir infrastructure as a service veren çok büyük bir yapıya dönüştü. Ve dijital dönüşümünde aslına bakarsanız ikinci düsturunu gerçekleştirdi. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Özellikle KOBİ'ler dediniz. Yine Cenk Bey biraz bahsetti. Daha küçük evde çalışan, ben hatta o kümeyi biraz genişleteyim. Ev hanımları bile artık yavaş yavaş e-ticaret veya sadece kendilerine özel e-ticaretleri olması şart değil. Özellikle online pazar yerlerinden, online marketplace'lerden çok ciddi anlamda bir kitleye ulaşabiliyorlar. Bu anlamda tabii bu açıdan baktığınız zaman e-ticaret veya online marketplace'lerde bulunmak aslında küçük KOBİ'lerin, küçük esnafın veya daha orta seviyeli işletmecilerin bir kısmen bir dijital dönüşümü aslına bakarsanız diyebiliriz. Diğer taraftan burada tabii
dijital teknolojiler ciddi bir paradigma değişimi getirdi. Yaptığımız şeyler tamamıyla değişti. Pandemi bunun üzerine aslında bir şey değiştirmedi ama katalizör etkisi yaptı diyeyim ben. Biraz hızlandırdı yani. Aslında zaten bu yaşadığımız şeyler aslında olacaktı. 20 sene sonra olacaktı, 30 sene sonra olacaktı ama pandemi bunu 2 seneye sığdırdı. Zaten bu tarafa doğru gidiyorduk. Zaten online eğitime gidiyorduk. Zaten marketplace'lere doğru zaten gidiyorduk. Bunlar çok hızlandırdı pandemi süreci, bunu söyleyebiliriz. Tabii burada bu paradigma değişiminin beraberinde getirdiği farklı şeyler var, farklı unsurlar var, farklı öğeler var. Bunları KOBİ'lerin özellikle e-ticarette veya marketplace'te özellikle yurt dışı, uluslararası hizmet veren online marketplace'lerde varlıklarını sürdürebilmek, marka bilirliklerini, farkındalıklarını arttırabilmek, rekabetçi olabilmek için farklı taktikler veya farklı yaklaşımlar ortaya koymaları gerekiyor. Bunlardan ilki müşteri etkileşimine dikkat etmeleri gerekiyor. Müşteri etkileşimi çok ciddi anlamda arttı. Çünkü nesiller değişti. Çok ciddi bir genç bir nüfus geliyor ve bu nüfus etkileşim istiyor. Bilinmek istiyor. Yorumlarına, şikayetlerine geri dönülmesini istiyor. Şu anda yani bu salonda bulunan insanların hemen hepimiz şu anda bir tweetle veya bir işte ne bileyim bir paylaşımla Amerikan başkanına erişebiliyoruz. Ya yani öyle bir dünyadayız. Öyle olduğu için bu yeni neslin çok ciddi bir müşteri etkileşimi, bir interaksiyon şeyi var, ihtiyacı var. Bu alanda çok ciddi fırsatlar var. Klasik olarak işte kalitedir, müşteri memnuniyetidir vesaire gibi şeyler söyleyerek vaktinizi de almak istemiyorum. Son olarak belki ekleyebileceğim. Biraz dünya genelinde şöyle bir şey oldu, dijitalin şöyle bir gidişatı oldu. Bu biraz iki farklı uçta bir gelişme. Birincisi dijitalin şeyle beraber, ilerlemesiyle beraber firmalar çok ciddi anlamda bir kitlesel müşteri tabanına ulaşma fırsatı buldular. Bu beraberinde üreticileri kitlesel üretimlere, birim maliyetlerin düşmesine, marjinal maliyetlerin düşmesine, hatta bazı dijital firmalarda marjinal maliyetlerin, yani marjinal maliyet demekle kastettiğim artı bir birim kapasite artışının sıfır maliyetle artmasına kadar böyle olumlu bir gelişme oldu. Bu iyi bir şey fakat diğer taraftan müşteriler de artık standart ürünler değil. Yani başkasının giydiği tişörtü ben giymek istemiyorum. Kendime özel tişört istiyorum, kendime özel gömlek istiyorum. Diğer uçta da müşterilerin çok ciddi anlamda bir özelleştirme şeyi var, talebi var. Bu noktada KOBİ'lere tavsiyemiz veya gidilecek nokta özellikle online marketplace'lerden veya işte e-ticaretten, özellikle uluslararası online marketplace'lerden çok ciddi buralara katılarak learning curve'lerini arttırmalarını, özellikle dijital learning curve'lerini geliştirmelerini tavsiye edebiliriz ve buradan çok ciddi anlamda öğrenecekleri şeyler var. Daha sonrasında da müşteri ihtiyaçlarını dikkate alıp özelleştirme, farklılaşma, biraz da kendin olmayla alakalı bazı hamleler, bazı yatırımlar yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Sami Bey, siz Modernisa'nın kurucuları arasındasınız ve şu anda da genel müdürsünüz. Hem de Odalar Birliği'ndeki e-ticaret meclisinde e-ticaret tarafıyla ilgili başkan yardımcılığı görevini yürütüyorsunuz. Şimdi o görevlerinizde ve Modernisa'nın kurucusu olarak biraz olaya bakarsanız, Türkiye'nin önünde e-ihracata dair ne gibi engeller var? Bunlar nasıl açılabilir? Sektör meclisi olarak bu konuda neler yapıyorsunuz? Gücünüz yetiyor mu bir şeyler yapmaya? Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de tüm katılımcılara ve organizatöre teşekkür ederek başlayayım. Önce fırsatla başlayayım. Ben Türkiye'nin e-ihracat konusunda müthiş bir fırsat ülkesi olduğuna inanıyorum. Bunu gerçekleştirmek için de avantajları ve dezavantajları var. Sadece böyle engellerini değil de aslında avantajlarını da anlatmak isterim. Bizim
Ticaret Bakanlığı açıkladığı verilere göre geçen yıl ihracat hacmi Türkiye'nin 2.6 milyar dolar oldu. Bir önceki yıla da göre %250 falan büyüdü. 2.5 kat büyüme var. Aslında bu engelleri kaldırsak ben 100 kat falan büyüyeceğini düşünüyorum. Yani çok hızlı bir, böyle 20 milyar doların üzerinde bir rakama çıkabiliriz. Çünkü çok avantajlı ülkesi Türkiye. Yani öncelikle şunu şey yapabilirsem, Türkiye bir üretim ülkesi. Bir üretim ülkesinde yaşıyoruz biz. Ve işte Çin'den, Hindistan'dan farkı hızlı hızlı üretebilen, özellikle moda tarafında fast fashion'a çok uygun, minik atölyelerle sürekli üretim yapabilen bir ülke. Bizim böyle Türkiye içerisinde bir daire çizseniz böyle 4000, 6000 kilometre kare falan böyle bir üretim gücü yok. Olanlar da çok pahalı. Yani onların Türkiye satış fiyatına onların üretim fiyatı bile uymuyor. Avrupa ve Batı tarafı öyle. Doğuya giderseniz zaten üretim yok. Hayır, buranın böyle bir üretim ülkesi olmasının çok büyük avantajı var. Hatta biz modayı sadece böyle yatırım olarak büyüyen bir şirket. Sunumlarda hep bunu unfair adventure of Turkey falan diye anlatıyoruz. Bir ikincisi özellikle tekstil tarafında bizim bulunduğumuz bölgede hem hızlı üretebiliyor, hem ucuz üretebiliyor, hem kaliteli üretiyor ve aynı zamanda trendsetter. Yani şimdi böyle içeriden çok fark edilmiyor ama özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika tarafına baktığınız zaman Türkiye'ye aşıklar neredeyse. Yani inanılmaz Türkiye'nin modasında, kıyafetlerine, fashion'ına. Zaten burada da görüyorsunuz. Buraya geliyorlar alışveriş yapmaya falan. Ve müthiş büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Özellikle Orta Doğu bölgesi, GCC, Levant Arapları, Kuzey Afrika. Kuzey Afrika falan aşık Türkiye. Yani böyle çok egzecere ediyorum gibi oluyor. Böyle rakamlarla anlatmak isterim. Biz Kuzey Afrika büyük bir coğrafya, 200 milyon falan bir popülasyon var işte Mısır, Tunus, Fas, Cezayir ve bu bölgelerde satış yapmıyoruz çünkü müthiş gümrük vergileri var, reklam da yapmıyoruz. Bu bölgeden 2 milyon takipçimiz var sosyal medyadan, satış yapmamamıza rağmen. Yani Instagram'da o böyle bir takip var, gerçekten bir istek var. Üçüncüsü Türkiye'nin coğrafik bölgesi. İlkokulda öğretirdi öğretmenlerimiz ve şey yapardık ama coğrafik olarak da müthiş bir yerdeyiz. Yani biz Avrupa'ya 3 günde teslim ediyoruz. Amerika çok uzak. 4 günde kapıya teslim ediyoruz vesaire. Coğrafi olarak da satış bölgesinde çok avantajlı bir yerdeyiz. Aslında avantajları bunlar. Dezavantajlarına gelince Amerika'da yani, Amerika'ya 4 günde mi dediniz evet, kapıya teslim? Bugün uçakla girdiniz değil mi? Tabii. Bir de tabii Türk Hava Yolları gibi aslında Türkiye'nin bir avantajı var. Çünkü biz kargolarımızı aslında uçak taşımacıyla gönderiyoruz. Yolcuların altında taşımacı olarak gönderiyoruz. Türk Hava Yolları'nın çok fazla yere uçmasının çok büyük avantajı oluyor. Özellikle ihracat lojistik gönderilerinde. 4 günde teslim kapıya deneyebilirim. Gerçekten ya, önemli bir şey yani aynen. Süre. 4 gün inanılmaz. Evet. Dezavantajlara gelince tabii ihracat aslında bütün dünyada bütün özellikle e-ticaret sitelerinin önemli bir avantajı. Çünkü her ülke için döviz getirici bir kalem. İşte Avrupa'da da şirketler var. Büyük marketplace'ler var. Amazon gibi, Asos, Zalando gibi. Buralardaki ihracat hacimleri %50'lerin üzerinde. Ama en büyük avantajları aslında bir birliğin içerisinde olmaları. Yani Avrupa'da bir Avrupa Birliği var. Gümrüksüz vesairesine çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. İşte Kuzey Afrika'da Kuzey Afrika Birliği var gibi şeyler var. Türkiye tabii maalesef tekil bir ülke ve böyle gümrüklerin arkasına hapsedilmiş bir ülke. Bunun getirdiği bir takım gümrük, vergi ve lojistik problemleri var. Bunun dışında sizin tek tek gönderdiğiniz, direkt müşteriye gönderdiğiniz ürünler tam ihracat kapsamında sayılıyor mu, sayılmıyor evet. mu? E-ihracat olarak sayılıyor. Aynı normal beyanname verir gibi biz de elektronik bir beyanname veriyoruz. Uzun yıllardır sayılmıyordu. Son 3 yıldır Ticaret Bakanı tarafından kayıt altına alınıyor. Ama burada şöyle bir problem var aslında giderek de iyileşen. Türkiye ihracata çok önem veren bir ülke. İşte yol haritası var, bir sürü desteğe, teşvik ve hizmetleri var. Fakat bunların hepsi konvansiyonel ihracata göre kurulmuş. Konvansiyonel ihracatta şöyle bir şey. Büyük ürünler satarsınız, toplu çıkarsınız, işte birkaç milyon dolarlık bir tane fatura olur ve işlem öyle yapılır. Şimdi ihracata gelince böyle minik minik 50 dolar, 100 dolarlık binlerce, on binlerce fatura var. Bununla sistem baş edemiyor. Bunun için devlet tarafında müthiş bir teknolojik altyapıya ihtiyaç gerekiyor. Bir dijitalleşmeye gerekiyor. Çok da aslında bir yol kat ediliyor ama çok kolay değil. Çünkü her alanda buna ihtiyaç var. Burada yaptıklarımızı da anlatabilirim ama bana şeyi bilmiyorum. Tekrar sıra vereceksiniz, uzatmayıp süreye göre şey yapayım. Yok ama şu örneği ben bahsetmeme müsaade edin. Şimdi yani sizinle aynı tarafta olan, sizin benzeri işinizi yapan
Sefa Merve'nin evet. kurucusu Metin Okur'la bir sohbetimiz sırasında adresleme ile ilgili bir hikaye anlatmıştı. Galiba işte Suudi Arabistan ya da Mısır falan olabilir. Bir şey çadırlar, adres çadır işte sağdaki siyah çadırın solundaki bilmem işte gri çadır gibi adresler veriliyor diye. Onun üzerine WhatsApp'tan konum atma şeyini geliştirdik demişti. Uygulamasını evet, geliştirdik yani demişti. Her ülkenin kendi şeyleri var. Suudi Arabistan bu konuda evet. gerçekten müthiş bir ülke. Adres sistemi hiç kurulmamış ülkede. Evet. Bütün adresler şöyle. İşte camiyi geçince çeşme var onun karşısı gibi. Bir sokak ve sistem yok. Sokakların %80'i aynı isim falan. Ama 2017'de bir ulusal adres sistemine geçtiler. PIN falan. Şu an bütün her şeyi adreslemeye çalışıyorlar. Şimdi biraz daha çözüldü yani o iş. Evet. evet. Eğer hocam tekrar sürem bitmediyse şeyleri anlatabilirim. Söylemek istediğiniz varsa bir şeyler söyleyebilirsiniz. Sonra salona döner belki soru alırız. Ha, o zaman hemen bitireyim. Biz aslında neler yapıyoruz bununla ilgili? Onu da hızlıca anlatayım. Hangi sorunları çözüyoruz? Hem moduysa hem de top meclisi olarak. Bu konvansiyonel problemle birçoğunda aslında ilerledik. Örnek veriyorum iadeleri biz geri alamıyorduk Türkiye'yi. Sattık iade geri geldi. Bir mevzuat yok. Nasıl alacağız? İthalat yaparak, vergi ödeyerek alıyorduk ve ithalat regülasyonlarına maruz kalıyorduk. Yani azot testleri yapıyorlar, iki ayakkabı gelmiş birini kesiyorlar falan gibi durumlar vardı. Gümrük Bakanımıza gittik o dönem, anlattık. Gerçekten 15 gün içerisinde çözüldü. Aldık. Ne zaman çözebildiniz bunu? Yakın dönemde mi? 2019'da çözdük. Ya da 2018'de hocam. Aldık, KDV iadesi alacağız. Normal süreç şöyle. Gümrük vergi dairesinde bir yazı yazıyor. Bu ürünün KDV'si alındı mı? O mektubu biri alıyor, cevaplıyor. Bizi 10 bin tane var orada. Kim mektup, 10 bin mektup alacak, kim okuyacak, kim cevaplayacak filan. Yine bu konuyu da bir şekilde hallettik. Vergi dairesine gittik, vergi dairesine almaya. Şimdi onlar da şunu alıyor. 4 tane fatura var, inceleyip veriyor. Biz oraya 2 kamyon fatura götürdük. Onu inceleyecek bir memur yok ortalıkta filan. Üsküdar vergi dairesi tarihteki ilk ihracat KDV'si veren şirket yine... Ticaret Bakanı'nın destekleriyle çözdük. Ya o kadar çok konu var ki Exim Bank kredileri alamıyordu. Tüm ihracatçılara düşük kredi veriyorlar. Bize vermiyorlar çünkü ihracatı ispat edemiyoruz. Yani ihracat yapıyoruz ama herhangi bir ispat yok. Ticaret Bakanı'nda çok gelişmiş bir yazılım ekibi var. Devam ediyor. Hatta testleri de bizle yaptılar. Artık bu kredileri alabilmeye başladık. Google reklamları, Facebook reklamlarına destek alamıyorduk. Yine Ticaret Bakanlığı ihracata bir desteği var 10-26 sayılı kanunda. Eğer siz yurt dışında satış yaparsanız ve reklam verirseniz bunu ispat ederseniz ülke başına 100 bin dolar kadar destek alıyorsunuz. Müthiş bir destek. Ama ispat şu, o televizyonun ya da billboardun fotoğrafını çekeceksiniz, oradaki ateşi onaylayacak. Sözleşme, ıslak imzalı kontrat. Bu mümkün değil dijital reklamlarda, yıllarca alamadık. Bugün de açılış konuşması yapan Mehmet Ali Bey, Kılıçkaya, ben onu ziyaret ettim Ekim'de. Dijital reklamları anlattık. Gerçekten müthiş bir Ticaret Bakanlığı bürokrat ekip var. Mehmet Ali Bey dedi ki ben bunu çözeceğim Sami'cim. Ekiplere Google'a Facebook panel eğitimleri aldırttı. Konuyu çözdü. Hatta imza atmayan ateşelerle de o konuyu halledip böyle o günden sonra tüm ihracat yapan ya da işte servis yapan şirketler destek almaya başlayıp aslında birçok konuda ilerliyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın da çok bu konuda isteği var ve dönüşüyor. 3-4 tane yeni birim ve müdürlük kuruldu. E-ihracat dairesi kuruldu. Bugün sanırım Hasan Bey de başkanı da buraya gelecek. Yüksek teknoloji bölümü kuruldu. Dijital pazarlama bölümü kuruldu. Ticaret Bakanlığı bu konuda çok aslında ilerlemeye de istiyor. Ama en büyük engele gelirsek evet. konuyu toparlamak için şunu yapmamız lazım. Sürekli aslında biz devlet tarafında da tüm bakanlarımıza da devlet şeyde anlatıyoruz. Lojistik maliyetin Türkiye'nin indirmesi gerekiyor. Çünkü ihracat böyle bir şey. Bizim sattığımız ürünler 5-10 dolarlık ürünler. Ama 5-10 dolarlık bir ürünü bugün Suudi Arabistan'a gönderen 21 dolar kargo ücreti var. Nasıl olacak bu iş? Yani çok bu büyük bir engel teşkil ediyor. Şeyde bile o düzeyde mi? PTT'de falan. PTT biraz PTT daha uygun daha galiba. PTT daha pahalı maalesef. Daha pahalı. Onlarla da sürekli görüşüyoruz. Daha da yüksek fiyatlar. Bunu da böyle benchmark alırsak. Hani şöyle bir şey. Bizim Ali Ekber Yıldırım'ın kitabı, tarımla ilgili kitabı. Bir arkadaşım, İsveç'ten bir arkadaşım dedi ki imzalatıp bana gönderebilir misin dedi. Normal bir özel şirkete sordum. Müthiş bir rakam söylediler. PTT'den biraz daha uygun fiyata gönderdim. Onun için soruyorum. Ülke ülke değişmekle genel evet. yok. PTT daha pahalı. Bunu da gerçekten çözmek için hem PTT genel müdürüz hem de sanırım Emre Bey de vardı. Biz Ulaştırma Bakanımıza kadar gidip şikayet ettik bu durumu. Çok benchmark'a bakarsak
%50 ihracatın üzerinde olan şirketler Asus Zalando'ya lojistik maliyetleri %19-20 civarında finansallığında. Bizlerin %35'lerde çok yüksek. Bunu indirmek gerekiyor. İndirmek için de destekler vesaire gerekiyor ama Now'un desteği de yasak ticaret örgütüne göre. Daha böyle capex harcama, depolar vesaire bir finansman bulmak lazım. Bu finansmanı bulursak ben şuna inanıyorum. Yani bu lojistik maliyetlerini düşürsek, ürünlerimiz çok ucuz zaten ve çok tercih ediliyor. Bu 2.6 milyar dolar 50 milyar dolara gelir. 3-5 yılda gelir. Yani inanılmaz bir potansiyel var. Peki ülke örnekleri var mı? Yani lojistik maliyetini düşürmek için. Alibaba, AliExpress örneği var. Hemen söyleyeyim. 50 milyar dolar bir ihracat ve buradaki herkes bir şeyler almıştır zamanında. China Post'la 1 dolara, 2 dolara bazen bedava gönderdikleri bir şeyin ne kadar bir hacim ürettiğiyle. Ama Çin'in verdiği desteklere yetişmek de çok mümkün değil herhalde. Evet. O kadar kolay değil. Ne kadar burada yapılanma olursa özellikle destek bakımından o kadar. Bizler mesela volümün gücünü kullanıyoruz modelini sağlık ama yeni başlayan bir ürün satacak isteyen şirketler müthiş bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. O ne kadar düşse toplamda o kadar çok ihracat artacağı için ileride de böyle ihracat hedefinin ciddi bir kısmına ihracat alır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet Yetkin Bey, Yetkin Güneş. Yanlış okumuyorum değil mi? Ruby Brands. Evet. Öyle mi okumak gerekiyor? Ruby Brands. İlk e-ticaret marka yatırım şirketi şirketisiniz sanıyorum Türkiye'de. Gerçi biz gazeteciler böyle ilk, tek, en büyük, en iyisi falan gibi şeyleri de kullanmak istemeyiz peki ama en azından öyle biliniyorsunuz. Markaların e-ticaret alanında büyümesine yardımcı olduğunuzu görüyoruz. Okuduklarım bunu teyit ediyor bana. E-ticarette büyümenin yolu nereden geçiyor bir? Siz markalara bu yolda nasıl destek oluyorsunuz? Bir de ya, engelleri aşma konusunda nasıl yol gösteriyorsunuz? Bu arada bir yeni de yatırım aldınız. Dün açıkladınız. O da hayırlı olsun. O konudan da bahsedebilirsiniz. Buyurun. Çok çok teşekkürler abi. Bütün organizasyon ekibine çok teşekkürler bu panelde yaptıkları için. Şöyle dilerseniz iş modelinde kısaca bir anlatayım katılımcılar açısından bilmeyen varsa. Biz ve bizim gibi marka, e-ticaret marka yatırım şirketleri halihazırda belirli bir hacme ulaşmış satış açısından, yorum sayısı açısından az önce bahsettiğim çok önemli bir kriter. Büyüyen ve karlı markaları bünyesine katıyor bizim iş modelimiz. Bizim Ruby olarak, farklı olarak yaptığımız ise biz %100 satın almaktansa ortak olarak girmek ve ilk kurucuları desteklemeyi daha çok tercih eden bir kurumuz. Yatırım turumuzda teşekkürler bahsettiğiniz için tohum aşamasında bir e-ticaret firmasının aldığı en yüksek yatırımlardan biri aldığımız yatırım. Amerika, İngiltere ve Türkiye'deki büyük yatırım fonlarından bu yatırımı topladık. Bu da aslında bir Türkiye'nin şu an aslında negatif algısı olmasına rağmen çok başarılı bir örnek. Bu da aslında yatırımcının ve bizim çizdiğimiz stratejinin bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Burada hem Emre bahsetti hem Levent Bey bahsetti. Baktığınızda aslında bunlar KOBİ, e-ticaret markası dediğimiz işletmeler belli büyüklüğün altında ve bunlar genelde ya girişimciler tarafından kurulmuş ya da profesyonel insanların, işte beyaz yakalayabileceğimiz kenarda hobi olarak ilgilendikleri bir konuda para kazanmayı amaçladıkları bir girişim oluyor genelde. Burada da baktığımızda bu ortaklı bir yapısı olsa da, tek başına olsa da belli bir yere kadar çok iyi büyüyebiliyorlar. Çok ciddi hacimlere ulaşan markalar biz görüyoruz. Keza hem Türkiye'de hem de baktığımız Amazon coğrafyalarında, örneğin Amerika'da 3 milyon dolar, 5 milyon dolar ciroya ulaşmış böyle başarılı girişimciler ve markalar var. Ama burada bir aslında görünmeyen bir bariyere çarpıyorlar bu markalar. O da nedir? Daha fazla büyümeler için aslında daha zaten büyüyorlar Emre'nin de demin dediği gibi ama engelde daha hızlı büyümek istiyorlar. Buradaki sorun şu oluyor, ya finansal kaynak, çünkü siz ne kadar fazla satış yapmak isterseniz bunun işletme sermayesi ihtiyacı artıyor. Ve aslında büyümenin en önemli ve kolay yolu diyebileceğimiz sizin kanalınızı arttırmanız, satış yaptığınız kanalları arttırmak. Mesela Amazon satıcısıysanız, Türkiye olsun,
Türkiye'de satıyorsunuz, Amazon Almanya'da da satabilirsiniz. Bu gayet Amazon'un size sağladığı olanaklardan biri. Tabii belli zorlukları var, onlardan da bahsedeceğim tabii ki. Ya da Türkiye'de Trendyol'da, Hepsiburada da bir satıcısınız. Sizin de yeniden Amazon Amerika'ya girmeniz de mümkün. Ama tabii baktığınızda bu sizin stok ve tedarik yönetiminizi bölmeniz gerektiren bir konu. Burada da tabii ki bir finansal kaynak gerekiyor. Siz zaten bir konteyner sadece Türkiye için alıyorken, bunun Amazon Almanya'daki deposuna bir konteyner, Amerika'ya bir konteyner diye baktığınızda çok ciddi bir para yapıyor. Ve bunu bu girişimciler karşılayamayabiliyorlar. Bu büyümelerinde çok büyük engel oluşturuyor. O yüzden ya ben Almanya'ya bu sene gireyim, Fransa'ya bir sonraki sene gireyim gibi önceliklendirme yapmaları gerekiyor. Bu da büyümelerini yavaşlatıyor. Hala büyümeye devam ediyorlar ama daha yavaş büyüyorlar. İkinci olarak baktığımızda ise insan kaynakları. Benim gibi bunlar girişimci insanlar. Her şeyi kendileri, tedariği kendileri yapıyorlar, markayı kendileri yapmışlar, bütün markanın giriş şeyleri kendileri okuyorlar, gelen sorulara kendileri cevap veriyorlar. Ama bu belli bir büyüklüğü açtığınızda sizin bunu ekipleşmeden çözmeniz mümkün değil. Yani sizin sadece sosyal medyaya bakan biriniz olması gerekiyor, sadece tedariği uzmanlaşmış birisi olması gerekiyor gibi bir engel var. Üçüncü olarak ise tabii ki bir ticaret, siz de bahsettiğiniz yani günlük gibi bir konular olsa da mesela sizin Amerika'da satış yapabilmeniz için Amerika'da bir şirket kurmanız gerekiyor. Avrupa'da satış yapmanız için Avrupa'da bir şirket kurmanız gerekiyor. Tabii burada bir girişimcinin belirli niteliklere sahip olsa da olabileceği yetenekler olabiliyor. Yani bir Estonya'da şirket kurmak çok kolay bir şey değil aslında, bir girişim değil. Bizim iş modelimizin sunduğu fırsat ne? Aslında bu saydığım engelleri daha hızlı bir şekilde aşmalarını sağlıyoruz markada. Yani bizim zaten hali hazırda kurulmuş yurt dışında şirketlerimiz var. Onlar kanalıyla Amazon'un farklı ülkelerinde satış yapmayı sağlayabiliyoruz. Daha büyük bir finansal kuvvetimiz olduğu için yatırım haberlerinde bahsettik. Markaların ya ben 3 senede 2 katına büyüyeceğim dediğimde ben görüşmelerde yapalım diyorum. 6 ayda büyüyelim. Çünkü ben sana o kaynağı sağlayabilirim. Ben sana aynı anda hem Amazon Amerika'ya hem Amazon Almanya'ya girişini sağlayabilirim diye bir kaynak sağlıyoruz. Ve bence en önemlilerinden yine çok büyük bir insan kaynağı gerektiriyor. Uzmanlaşmış bir insan kaynağı gerektiriyor. Ve biz bu Ruby bünyesinde bu ekibi oluşturuyoruz. Ve bu ekibi oluşturduğumuzda mesela tek bir markanın 5 kişi, 6 kişi çalıştırması, sadece bir sosyal medya sorumlusu olması zor olmasına rağmen ben bunu şu anda 7 marka ama ilerleyen zamanda 15, 20, 30 markaya gittiğimde ise tek bir yerden bütün şeyi koordine edebiliyor ve bu ülke Ruby olarak gidebiliyor. Ama tek markanın girmesi çok mümkün olmuyor. Aslında dediğim gibi yani büyümek bir engel değil. Yapacağım çok güzel söyledi. Yani çok güzel başarılı örnekler görüyoruz. Mesela benim ayağımdaki çorap yatırım yaptığımız bir marka. 3 tane ortağım kurduğu Mulligo diye marka ve üçünün de kendi işleri var, 9-5 çalıştıkları. Sadece akşamki eforlarıyla Amazon Türkiye'deki bir numaralı çorap satıcısı Almanya'da ciddi hacimler yaratıyor. Biz geldik, biz bunu daha da büyük bir hale getirmek istiyoruz. Yani siz işin ticaret tarafında, ihracat tarafında biraz girişim sermayesi benzeri iş yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Farklı olarak tabii belki bazı markalar da bizi orada yanlış anlayabiliyor. Ya bana yatırım yap biraz büyüyeyim gibi. David'in başında bahsettiğim gibi aslında bunun Amerika'daki örnekleri bizim iş modelimizin. Markanın %100'ünü satalım, bütün o büyümeyi kendilerine saklıyorlar. Biz ise ortaklı bir model ile diyoruz ki biz size bugün bir yatırım yapalım. Sizi daha fazla büyütelim. 3 sene içinde mesela bizim genelde verdiğimiz örnek 10 katına çıkarmaktır. 10 katına çıkartalım. Biz kalan hisselerimizi o daha yüksek değerleme üzerinden alalım dediğimizde girişimcilerin çok hoşuna gelen bir iş modeli oluyor. Tabii ki ihracattan da bahsediliyor yani hep hat konulardan birisi. Çünkü döviz geliri sağlıyorsunuz. Özellikle zaten Türkiye'den tedariğinizi sağlıyorsanız orada çok büyük bir makas var, çok büyük bir kar olasılığı var. Ve biz demin dediğim gibi şirketleşmelerimizle olsun, o kurduğumuz lojistik ağıyla olsun bu markaların ihracat yapmasında çok daha fazla kolaylaştırmış durumda. Evet, teşekkür ederim. Aslında hocam bir özellikle e-ticaretin, dijitalleşmenin yeni girişimcileri ortaya çıkarması konusunda önlerini daha mı çok açtığı, daha mı kolaylaştırdığı işi
Siz girişimcilik merkezini yönetiyorsunuz üniversitede. Aslında şöyle, yani doğru söylediniz. Bir kere yetkin beyin söylediği de şeyleri, iş modelleri çok doğru iş modelleri. Özellikle şeyler, online pazar yerleri veya dijital tool'lar diyelim, girişimcilere çok ciddi şeyler yapıyor. Çok büyük avantajlar veriyor. Birçok süreci dijital olarak, hiç personele ihtiyaçları olmadan, muhasebesinden tutun insan kaynaklarına kadar birçok şeyi dijitalleştirme imkanı bulabiliyorlar girişimciler. Bu noktada çok önemli dijitalleşme girişimciler için. Fakat tabii burada hep olumlu taraflarından bahsediyoruz ama bir yandan da maalesef şöyle bir sıkıntı var. Bu dijitalleşme arttıkça çok ciddi kalifiye insan ihtiyacı. Yani bunların yönetilmesi, koordine edilmesi, sevk ve idare edilmesiyle alakalı çok ciddi bir mesai verecek. Aynı zamanda hem zaman verecek hem de bunlarla alakalı, bu yönetimle alakalı bilgi sahibi olacak kişilerin de yetişmesi gerekiyor. Tabii bu noktada özellikle işte üniversitelere, bu tip girişim merkezlerine vesaire oldukça görev düşüyor. Evet, teşekkür ederim. Biraz salona da dönebiliriz. Salondan soru sormak isteyen arkadaşımız varsa. Evet, bir el kalktı hemen oradan. Eğer mikrofonu iletebilirsek. Tekrar bir kendinizi gösterin. Tamam. Konuşmalarınız için çok teşekkür ediyorum. İki sorum olacak. Birincisi Sami Bey'e. Bu Suudi Arabistan'da konum bul, lokasyon bulma ile ilgili bir sorun olduğundan bahsettiniz. Ben bir de şöyle bir şey biliyorum. Bu sorunu nasıl aşıyorsunuz onu merak ediyorum açıkçası. Suudi Arabistan'da son zamanlarda Made in Turkey yazılı ürünler giremiyor ve satışı yapılamıyor. Bu sorunu nasıl aşıyorsunuz? Size sorum bu. İkinci olarak da Yetkin Bey'e bir soru soracağım. Anladığım kadarıyla profesyonel bir ekiple siz insanların hani side hustle ya da bir yan iş ya da küçük bir ekiple kurdukları markaları daha da hani büyütmeye çalışıyorsunuz. Peki bunu yaparken sizin daha küçük ekiplerle o markaların yaratıcılık ve üretkenlik reflekslerini sizin ekibiniz, yani küçük bir ekiple yaptığınız için kaybedebilme ya da törpülenme riski var mı? Ya da hani yeni fikirler, yeni ürünler çıkarmak için hani nasıl bir çaba sarf ediyorsunuz? Ve çorap örneğinden çıktı. 7 markamız var dediniz. Bunların kategorileri ve hani şeyleri neler, isimlerini eğer paylaşabilirsiniz nelerdir? Merak etmekteyim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim. Buna cevap vereceğim ama basın mensuplarını yazmamasını rica ederim. Çünkü aslında bir ambargo uygulamak yasak. Ve burada bir yazılı ve uygulamalı hiçbir ambargo yok. Suudi Arabistan Türkiye uyguladı. O yüzden bunun böyle notlara girmemesi lazım. Ama sözlü olarak bir ambargoya maruz kaldık son 3-4 yılda. Hatta oldukça da sert. Yani bizim oradaki influencerlar, fenomenler bile bunların reklamını yapmaya kadar. İlk önce Türkiye'den gelen sevkiyatları almamaya başladılar gümrükte. Ya başka yöntemler bulduk. Dubai'ye gidip oradan Dubai'den gelmeli falan. Çünkü o coğrafyada biz çok alışkınız. Çünkü örnek veriyorum, biz Filistin'e de ürün satıyoruz. Ramallah sınırından kamyonla geçiyoruz gibi falan. Oradaki operasyon güçlerinde hakimiz. Fakat sonra başka bir ülkeden gelse de Made in Turkey'si almayacaksınız gibi bir konu başladı. Burası biraz mahrem ama gireceğim. Sözlü olarak kargo şirketlerini tehdit ettiler. Yani hapse atarız siz dediler eğer sokarsanız gizli. O yüzden oradaki Arap lojistik ortaklarımız iş yapmayı durdurdu. Bir krizle karşı karşıya kaldık filan. Biz de başka yöntemler dedik. Orada başka Amerikan şirketleri var. Onlar da bizi kimse hapse atamaz. Onlarla gönderiyi yaptık. Onlarla gönderi yaptığımızı belgeleyip o belgeleri Arap şirketleri şey yapıp sonra Araplarla tekrar göndermeye başladık gibi. Gerçekten böyle özellikle 1-2 yıl aslında dünya ticaret kanunlara aykırı ama sözlü bir ambargoya, hatta uygulamasal bir ambargoya maruz kaldık. Nitekim ki şu an çözülüyor bu arada. Evet. Bu konu tamamen bitmiş durumda. Hatta Suudi Arabistan-Türkiye arasında uçuşlar da başladı.
politik konular bazen ihracat yapan şirketlerin önüne maalesef çıkabiliyor ülkelerde. Bu şekilde açtık. Teşekkür ederim. Evet Yetim Bey. Soru için çok teşekkürler. Bu arada bahsetmeyi unuttuğum bir konuydu çünkü. Söylediğim gibi bizim ayıran bir özellik olarak biz ortak olmayı tercih ediyoruz markalarla. Ve bu ortaklıkta da kurucular belli bir süre daha işin içine kalmaya, markayı bizimle yönetmeye devam ediyorlar. Ve bahsettiğim konularda biz destek olduğumuzda işte lojistik olsun, şirket kurulumu olsun, hukuksal, işte muhasebesel konulardaki bütün yükü biz üstümüze aldığımız için markanın kurucularında onlar daha fazla ürün geliştirmeye, yani mevcut ürünleri iyileştirmeye ya da yeni ürün geliştirmeye ve inovasyon yapmaya daha fazla fırsatları oluyor. Burada örnek verecek olursam mesela markada sordunuz. Mesela şarjlı damacana pompası birçoğumuzun evinde vardır diye tahmin ediyorum. Narpump markasıyla bizim ilk yatırımımızdır Narpump. Orada mesela e-ticaretin sevdiğimiz özelliklerinden biri pazar yerlerinde özellikle bütün yorumlar aslında sizin detaylı incelemenizin bir parçası. Yani biz girdiğimizde eğer 15 bin yorum varsa onların %60'ını 70'ini okuyoruz ve baktığımızda çok hacimli, güzel bir ürün, karlı bir ürün baktığımızda en büyük şikayet tüketicilerden bunun fazla ses çıkarması pompanın. Biz yatırım yaptığımız andan itibaren hemen ilk yaptığımız şey eski ortaklarla beraber oturup konuşup ya biz bunu daha sessiz nasıl yaparız gibi bir görüşme yaptık. Biz bütün yükü bu kurucunun sırtından aldığımız için, kendisi de Boğaziçi İnşaat mezunudur bu arada Narpump'ın ilk sahipleri. Musa Bey sadece bütün zamanını bu pompayı nasıl daha fazla sessiz yapabilir mi harcadı. Ve 2 ay gibi bir sürede bu çözümü buldu ve biz bunu kalıplarını yaparak üretime geçirdik ve yakın zamanda da piyasaya sunmayı amaçlıyoruz. Yani bu ortaklık modeli aslında gerçekten bir inovasyon tetikleyen bir şeye dönüş. Ortak olduğunuz şirketlerden çıkış senaryonuz nasıl? Yani çıkıyor musunuz, çıkmıyor musunuz? Sonuna kadar kalıyor musunuz? Şöyle Muhab Bey, biz aslında farklı kategorilerde farklı markaları bünyemizde toplayıp bunların içinde bir sinerji doğurmak istiyoruz. Böylelikle de aslında bizim tek tek bir marka üzerinde bir çıkış yapmak gibi bir amacımız yok. Biz Ruby Brands platformunun değerli olduğunu düşünüyoruz. Mesela en kolay verebileceğimiz örnek demin de konuşuldu, lojistik alanında. Siz eğer bir konteyner malını dolduramıyorsanız bu çıkışı yapamıyorsunuz. Mesela biz şu an 5 markamızla yakında Amerika'ya bir sevkiyat yapacağız, Amerika Amazon'a. Biz 4 marka, 5 markamızı içine yerleştirip daha ucuz bir maliyetle gönderebiliyoruz. Benim kastım şey, ortaklıktan çıkış anlamında soruyorum. Yani 5 yıl mıdır, 7 yıl mıdır, 10 yıl mıdır ya da ortak olduk biz buradan para kazanmaya devam edelim şeklinde mi devam ediyorsunuz? Ya benim eski işimde zaten hani özel sermaye fonu, private equity, orada aslında 5 sene, 7 sene gibi bir çıkış süresi vardı. Bizim öyle bir stratejimiz yok. Bizim aslında bu platformu oluşturup daha büyük ya da daha küçük başka bu birleştirici şirketlerle birleşme gibi bir stratejimiz olabilir. Ya da bahsettiğim gibi yani gerçekten büyüyen karlı bir iş her zaman başarılı bir halk arzı olabileceğini. Evet, olabilir. Hangi kategoriler? Çok pardon. Tekstilde başarılı markamız var. Amazon.com'da direkt Amerika'da full satan Simuna Turkish Cotton. Yiyecek kategorisinde yine baharat kategorisinde bir markamız var. Narpump'tan bahsettim. Roru Concept gibi yogacıların çok sevdiği bir aslında love brand olan bir markamız var bünyemizde. Farklı kategorilerde şu anda 7 markamız var. Teşekkürler. Bir soru daha var galiba orada. Evet buyurun. Merhabalar öncelikle. İstanbul Sanayi Odası Dış Ticaret Uzmanıyım. Bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Benim sorum aslında birazcık da hani e-ihracattan bahsederken fiziksel ürün, dijital ürün ayrımıyla alakalı. Çünkü genelde e-ihracat ve e-ticaret konuşurken hani bu çok konuşulmuyor gibime geliyor. Bugüne kadar katıldığım birçok sempozyumda, birçok seminerde de bu yaşandı. Biliyorsunuz ki hani Türkiye'de ciddi manada bu tasarıma yönelik olarak hani hem Twin ID dediğimiz endüstriyel projeler ya da işte endüstriyel tasarım projeleri. Bunların yanı sıra işte dijital tasarımları koyabilirsiniz.
Birçok bu tip ürün var. Bu ürünlerle alakalı da benim bildiğim kadarıyla birçok girişimci bireysel olarak bu işlemleri yapmaya çalışıyor, satışını yapmaya çalışıyor. Ancak bununla alakalı tam bir regülasyon oturmuş değil. Ve bununla alakalı ne kadar bir destek yapılabilir, ne verilebilir? Hani bununla alakalı çalışmalar var mı? Ben aslında genel olarak bütün konuşmacılarımıza soruyorum. Bu konularla alakalı olarak, çünkü bu da bir ihracat ve evet. Hani kazanç olarak da fiziksel olarak hani lojistik konulardan ve birçok engelden bağımsız yapılabilecek bir ihracat olarak görüyorum. Sorun bu yönde. Teşekkürler. Emre Bey, cevap vermek ister misiniz? Aslında tam zamanında bir soru, çünkü daha geçen haftalarda E-Tur Quality çıktı. Hanım da bilir. Türkiye'de artık özellikle yazılım tarafında, yani Türkiye çok ciddi bir yazılım ihracatçısı. Çok ciddi bir oyun sektörü var, oyun ihracatçısı. Baktığınızda bu dijital ürünlerin ihracatı konusunda gene ihracat genel müdürlüğüne tabi, ama bugün burada biraz daha tabii fiziksel, hani kutuyla giden ürünlerden bahsettik, ama çok haklısınız. Yani bir de bunun aslında sanal ürünler tarafı var ve işte intellectual property noktası var. Burada daha dünyada hala bir gümrükleme konusu yok ve hep erteleniyor bu arada. Yani herhalde bir 2024'te tekrar değerlendirilecek diye bir konu var. Çünkü bu dijital ürünlerin, yani her ülke diyor ki bir dakika, bu da bir artık ürün. Bunu nasıl gümrüklendireceğim şeyinde daha, hani Sami'nin başına gelenler daha dijital tarafta gelmedi. Hep çünkü çözülemedi nasıl olacağı konusu. Ama Türkiye'de bu konu ciddi destekleniyor. Markalaşarak bunun yapılması konusunda ciddi teşvikler var. Online platformlarda, yani hizmet platformları da keza aynı şekilde. İşte online eğitim olsun, online yazılım olsun. Bu tarafı da dediğiniz gibi hiç şu anda göz ardı etmemek lazım. Özellikle ihracatın ciddi bir bölümü bu tarafta. Türkiye İhracatçılar Meclisi de buna biraz artık fokus olmaya başlayacak. Çünkü orası da, yani şöyle düşünün, bugüne kadar her şey Türkiye'de, biraz önce Sami de söyledi, yani konteyner mal ihracat etme üzerine kurulu bir ihracatçı DNA'sı olan bir ülke dönüşüyor. Önce işte küçük mikro ihracat, şimdi de dijital tarafla beraber. Orada da çok büyük fırsat var. Sami Bey, siz de arada ek yapacaksınız, buyurun. Çok hızlı bir şey söyleyeyim. Ticaret Bakanlığı içerisinde aslında bu destekler ikiye ayrılıyor. Dijital destekler ve hizmet, yani hizmet ve ürün olarak. Hizmet tarafı ürün tarafından daha ileride. Yani biz mesela Google reklamlarını alamazken onlar alıyorlardı. Çünkü aslında çok dinamo sektörler, oyun, dizi, özellikle diziler ve şeyler. O oyuncularla da çok iç içeler. Geçtiğimiz hafta E-Tur Quality çıktı. Ama daha ufak şirketler için de Ticaret Bakanlığı 10-26'yı bir desteği var. Direkt başvurabilirsiniz. Yani eğer ihracat ya da bir yazılım satıyorsanız, size o ülkede yaptığınız reklamın %60'ına kadar ülke başına $250,000 ödüyor ve dolar bazında. Yani müthiş bir destek. 5 yıldır var. O tarafta gümrük, bu tarz sorunlar olmayınca daha hızlı ilerlemiş durumdalar aslında aşağı tarafta. Böyle düşünceleriniz varsa mutlaka o bölümle iletişime geçin. Müthiş bir ekip istek olurlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, aslında süremizin sonuna geldik herhalde. 3-4 dakikamız var ama şimdi bir soru daha alırsak. Buyurun. Siz de sorun, ondan sonra kapatalım. Merhabalar. Rapor danışmanı Enes Güngör. Ben Levent Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Az önce bahsetti. Şimdi danışmanlık verdiğimiz firmalar arasında her firmaya gittiğimizde az önce de bahsettiğiniz konu, bu sektördeki yetişmiş eleman sıkıntısını her taraftan duyuyoruz. Ama onunla ilgili bir çözüm var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Yani biz de mesela ofise, ben de endüstri mühendisiyim. Personel seçerken yani ilk baktığım kriterlerden bir tanesi endüstri mühendisi olması. Çünkü e-ticaret konusunda ve ihracat konusunda analitik olarak düşünebilen tek mühendislik olarak ben endüstri mühendisliğini görüyorum. Belki de sektörel bir seçicilik yapıyorum, bilmiyorum. Bu konuda Türkiye'de akademik bir çalışma, üniversitelerde bununla ilgili birimler görebilecek miyiz? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Burada önemli konulardan bir tanesi. Aslına bakarsanız mesela sizin Rubrent şeyi girişimi, aslına bakarsanız bu tip şeyleri, yönetsel ihtiyaçları biraz böyle wave'den bir destekleyen bir şey, iş modeli. O bakımdan oldukça önemli ve
çeşitlerinin inşallah rakipleriniz de çıkar. İlerlemesi gereken bir durum. Tabii bu konuyla alakalı da şeyler var. İş modelleri var. Mesela crossover diye bir mesela bir iş modeli var. Bir firma var. O mesela şey havuzundan bir yazılımcılar havuzundan diğer firmalara şey kiralayarak farklı iş şeyler sunuyor, hizmetler sunuyor. Buna benzer çok fazla iş modeli var özellikle Amerika'da. Daha henüz bir arkadaşımla yaklaşık bir hafta önce böyle bir Zoom yaptık. Kendisi işte Virginia Üniversitesi'nde öğretim üyesi. İşte 20 seneye yakın bir lojistik genel müdürlüğü yapmış şeyde Amerika'da. Mesela şu anda böyle bir platformdan başka bir lojistik firmasına proje direktörü olarak mesela orada vazife görüyor ama tamamıyla marketplace üzerinden. Yani aslına bakarsanız Armut.com'un şey versiyonu. Daha üst düzey işte C-level pozisyonda olan insanların olduğu bir marketplace. Buralar tabii çok önem kazanacak bir. İkincisi de üniversiteler yavaş yavaş içeriklerini, körü kılımlarını yani öğretim planlarını vesaireleri değiştirmeye de başladılar. Biz Galatasaray Üniversitesi olarak bunları yapıyoruz. Boğaziçi'nde de böyle çalışmalar var. Dijital dönüşümle alakalı, girişimcilikle alakalı, inovasyonla alakalı yeni yeni ders içerikleri ve programlar açılmaya başladı. Bunun haricinde, bunlar tabii bu yeni açılan şeyler, işte undergrad'daki işte lisans öğrencilerinin, yüksek lisans öğrencilerinin erişebileceği şeyler. Aynı zamanda ben Boğaziçi Üniversitesi'nde de biliyorum, bizim üniversitede de keza var. Sosyal sorumluluk projeleri adı altında dijital dönüşümle alakalı, farklı işte fintech konularında farklı eğitimler de söz konusu oluyor. Ben kendi merkezimle alakalı şey yapayım, bir örnek vereyim. Şimdi bu işte Eylül, Ekim ayı gibi bu yaz sezonunu bu hazırlıkla geçireceğiz. Ekim gibi Galatasaray Üniversitesi'nde bir dijital liderlik okulu açacağız. Tamamıyla ücretsiz ve sosyal sorumluluk çatısı altında. Bu şekilde yani kurumlar, her kurum kendi üzerine düşen şeyi, sorumluluğu yerine getirmek zorundalar. Özel firmalarda veya işte devlet kurumları da dijital farkındalık eğitimleri, finansal okul yazarlık, fintech vesaire gibi ek şeylerle, eğitimlerle bu şeyi, bu iş gücünü desteklemesi gerekiyor. Çok teşekkürler hocam. Evet, süremizin sonuna geldik. Emre Ekmekçi, Levent Demircan Hocam, Sami Güzel ve Yetin Güneş, çok teşekkür ediyorum. Benim için açımdan hakikaten içi dolu bir sohbet oldu. Umarım izleyen arkadaşlarımız da aynı etkiyi almışlardır. Tekrar teşekkür ediyorum. Benden kurtuluyorsunuz. Öğleden sonra Atilla Yerlikaya sanıyorum moderatör olarak, nöbetçi moderatör olarak karşınızda olacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.